Parabolün x eksenini kesme durumları. Parabol ile x ekseni arasındaki ilişkiyi gösteren parabolün x eksenini kesme durumları 3'e ayrılmaktadır. Birinci durum parabol x eksenini iki farklı noktada keser. Parabol x eksenini iki farklı noktada keser. Burada anlatmak istediğimiz şey şöyle bir parabol olabilir. X ekseni iki noktada kesti. Veya bir başka şekilde şöyle bir parabol olabilir. X ekseni iki noktada kesti. Kolları aşağı veya yukarı olabilir. Bu çok önemlidir. Parabolün x eksenini iki noktada kesmesi. Parabolün denklemini buraya yazacak olursak fx eşittir ax kare artı bx artı c. Bunun deltası delta büyük sıfır ise parabol x eksenini iki farklı noktada keser. Delta'nın ne olduğunu hatırlayacak olsak ikinci derece denklemler konusundan b kare eksi 4 ac'dir. İkinci derece denklemin diskriminantıdır bu. Kök durumları. Delta büyük sıfır olursa ikinci derece denklemlerde iki kök vardır. Dolayısıyla x eksenini de parabol iki noktada keser. Birinci durum budur. Parabolün deltası sıfırdan büyük ise parabol x eksenini iki noktada kesiyordur. İkinci durumumuz. Parabol x eksenine teğet olur. Yani tek bir noktada kesiyordur. Parabol x eksenine teğet olur. şu şekilde. Tek bir noktada temas edip gidiyor. Veya bu, buradan bir polinom. X eksenine tek bir noktada temas var. Bu parabolün diskriminantının sıfır olması durumunda gerçekleşir. Parabolün deltası sıfır çıkarsa parabol x eksenine teğet demektir. Fakat bu teğetlik durumunda ayrıyetten incelenmesi gereken iki temel durum vardır. Parabol x eksenine eksenin pozitif tarafında teğet olabilir. x eksenine x ekseninin pozitif tarafında teğet olabilir. Bu durumla kastettiğimiz şey şudur: x eksenine teğet olacağız ama x ekseninin pozitif tarafı bu taraftır. Bu taraf x ekseninin negatif tarafıdır. Bu tarafta teğet olma durumundan bahsediyoruz. Burada veya burada fark etmez. X ekseninin pozitif tarafında teğet olması için delta'nın sıfır olmasının yanında Teğet olunan noktayı incelediğimizde teğet olunan nokta parabolün tepe noktasıdır. Yani parabolün R'sinin pozitif olması gerekir. R büyük sıfır olmalı. Bu iki şart sağlanmalı. Teğet olunan nokta parabolün R'si olduğu için R pozitif olduğunda ve delta sıfır olduğunda parabolik x ekseninde eksenin pozitif tarafında teğettir. İkinci teğetlik durumumuz ise şudur. Parabol x eksenini eksenin negatif tarafında teğet olur. Yani x ekseninin negatif tarafı şu taraftır. Burada teğet olması durumundan bahsediyoruz. Eksenin negatif tarafında teğet olmak için delta'nın bir kere sıfır çıkması lazım. Buna artı bir de parabolün r'sinin teğet olunan nokta parabolün r koordinatıdır. Tepe noktasının r'sinin sıfırdan küçük olması gerekir. Bir soru bize sadece parabolün x ekseninde teğet olduğunu söylerse delta sıfırı kullanırız. x ekseninde pozitif veya negatif tarafta teğetlik konuşursa parabolün bir de r'sine bakmamız gerekecek. İkinci şartımız da bu idi. İkinci x eksenini kesme durumumuz. Üçüncü x eksenini kesme durum ise parabol x eksenini kesmez. Parabol x eksenini kesmez. Bundan ne anlayacağız? Parabol tamamen yukarı doğru veya parabol tamamen aşağı doğru. X ekseniyle ile hiçbir temas yok. Bu ne zaman gerçekleşecek? Parabolün deltası sıfırdan küçük iki ise. Parabol deltası 0'dan küçük ise x eksenini asla kesmez. Şimdi buradan anladığımız şudur. Bir parabolün x ekseni arasında x ekseni ile arasındaki ilişkiyi parabolün deltası göstermektedir. Parabolün deltasına bakarak direkt x ekseni ile var olan durumunu anlayabiliriz. fx eşittir x kare eksi 5x artı 1. Bakalım hemen bunun deltasına bakarak x ekseni ile arasındaki ilişkiyi inceleyebiliriz. Delta b kare eksi 4 ac'dir. Bu denklemdeki paraboldeki a'mız 1, b'miz eksi 5, c'miz 1. b kare 25 eksi 4 ac 4 çarpı 1 çarpı 1 olacağından 21 çıkar. Delta sıfırdan büyük olduğu için bu parabol x eksenini iki noktada keser. Parabolün hiçbir çizimini yapmadık. X eksenini kestiği noktaları bulmadık. Sadece ve sadece deltasına baktık ve parabolün x ekseni ile nasıl bir ilişkisi olduğunu söyleyebildik. Bir örnek daha yapalım. fx 4x kare artı x artı 1 x eksen ile arasındaki ilişkiye bir bakalım bunun. Deltasına bakarsak b karemiz bunun a'sı 4 b'si 1 c'si 1 b kare 1 eksi 4 ac eksi 16 eder. Sonuç eksi 15 çıktı. Bunun deltası sıfırdan küçük olduğu için bu parabol x eksenini kesmez. Bir parabolün grafiğini çizmek sizin sadece delta'sına bakarak o parabolün x ekseni ile arasındaki ilişkiye bir cevap verebiliyoruz. Bir kere bu bilgiyi çok net olarak bilmemiz lazım. Nedir bu kural tekrar edersek? Delta sıfırdan büyük çıkarsa parabol x eksenini iki noktada kesiyordur. Delta 0 çıkarsa parabol x eksenine teğettir. Yani bir tane kesme noktası var. Delta sıfırdan küçükse parabol x eksenini kesmez. Bir sonraki videomuzda her bir durumun sorularını sırasıyla çözmeye başlayacağız. İki noktada kesmesiyle ilgili özel sorular, teğet olması ile ilgili sorular x, -x eksenini kesmemesi ile ilgili sorular. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.